Sevgili arkadaşlar, parçamız bu. Parçamız evveliyatında çok bozuktu. Ben alt zemini boyama işlemi burada son buldu. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar, sprey dolumu için Celil abinin yanına geldik. Şimdi girip dolumumuzu yapalım. Seçeceğimiz sprey kutunun başlığı bu şekilde olmalıdır. Şöyle ayarlanabilir yelpaze şeklinde atabilen bir başlık olmalıdır. Vernik işlemini, yani vernik dolum işlemi için toplamda 100 ml bir karışım için 67,5 gram vernik, 32,5 gram da hızlı sertleştirici karışımı yapıyoruz. Tamamdır. 70 gram boya, üzerine 30 gram akrilik tiner. 30 gram akrilik, yani 2K tiner kullanıyoruz. 30 gramı yapıp 100 grama, yani seyretmemiz gerekiyor. Seyretmemizin nedeni de pürtük pürtük atmamasını sağlamaktır. Tam saf şeklinde koyarsanız pürtük pürtük atma ihtimali çok yüksektir. Bu da bir ipucudur. Sevgili arkadaşlar, parçamız bu. Parçamız evveliyatında çok bozuktu. Ben alt zemini 360 ile başlayarak kaldırdım. Ondan sonra eğer zemininiz çok bozuk değilse siz 800 sulazım parayla bir alt zemin hazırlayabilirsiniz. Şimdi astar aşamasına geçiyoruz. Astar, boya ve vernik aşamalarını size anlatacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu kenarları maskeleyelim astardan önce. Tam sıfıra sıfır değil, yani bandı altına doğru sokalım ki astar başka bölgelere gitmesin. Maskeleme örtümüzü attıktan sonra şu kenarlarını kesip şöyle maskeleme örtüsünü buraya bantlıyoruz. Şöyle görün. Astar aşamasından önce bir alkolle veya temizlik tineriyle zemini silelim. Astara geçmeden önce bir 2 dakika mutlaka astarınızı çalkalayın veyahut da, bunu baştan söyleyeyim, sıcak suyun içerisinde bekletebilirsiniz bunları. O zaman daha basınçlı bir şekilde atıyorlar. Arkadaşlar, başlayalım. Özellikle şu bölgelere, açık olan bölgelere birkaç kat daha fazla uygulamanızı tavsiye ederim. Önce buralara bir tozlama yapalım. Ondan sonra astara başlayalım. İki kat baskılı bir şekilde astarımızı uyguluyoruz. Şöyle yapabiliriz, yani çalkala çalkala basacak. Mutlaka her katta çalkalayın. Şöyle astarı attık. Diğer astarı tam şu çizgiden başlamıyoruz. Biraz daha yukarıdan şöyle kapatıyoruz. Birinci katımız, işlemimiz şöyle gördüğünüz gibi tamamladık. Şimdi bu kurusun bir 15 dakika. Ondan sonra ikinci katı atıp zımpara işlemine geçelim. Şimdi astarın ikinci katına geldik. Yine aynı şekilde baskılı bir şekilde astarımızı uyguluyoruz. Ve böylelikle astar işlemini burada bitirelim sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, astarımızı vurduk. Astarı kurumaya bırakıyoruz. Şimdi bu astar yarım saatte zaten kuruyor. Fakat ben bu astarı bir gün bekleteceğim. Ertesi gün zımpara yapıp boya aşamalarına devam edeceğiz. Şöyle de aslında çok da kötü gözükmedi aslında. Hani araba nardo gri olsa yakışacakmış demek ki. Astar zımparası, pürtüklü olan astar yüzeyini 800 sulu zımpara ile beraber düzleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, çok fazla zımpara yapıp da astarı yüzeyden almamak. Sadece pürüzsüz olsun yeterli olur.
Soy öncesi zemini temizlik teneriyle güzel bir şekilde siliyoruz. Sonrasında mumlu bezle beraber siliyoruz boya öncesinde. Boyanın ilk katı toz bir şekilde. Toz dediğimiz şey uzaktan bir şekilde baskılı olmayacak şekilde çalkala basacak şeklinde toz atıyoruz. Arada şu ucuna dikkat edin, mutlaka buradan damlama yapabilir. Arada ucunu silin. Şöyle bakın. Mutlaka dönün. Tamamdır. İlk katımız böyle. 15 dakika aradan sonra ikinci katı uygulamaya başlıyoruz. Şimdi ikinci kata geçiyoruz. İkinci kattan önce yine aynı şekilde mumlu bezle siliyoruz. Şimdi ikinci kata geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci katta daha baskılı bir şekilde boyamızı vuruyoruz. Şöyle görün. Ucunu da bir şeyle silebilirsiniz. Akıntı yapar çünkü. Arkadaşlar ikinci kat böyle. Şimdi bırakıyoruz. Yine 10 dakika kuruma süresine göre üçüncü kata geçeceğiz birazdan. Şimdi üçüncü kata geçiyoruz. Yine aynı ikinci katta olduğu gibi yine baskılı bir şekilde kapatana kadar devam ediyoruz. Kattan sonra durumumuz böyle. Şimdi şöyle bakıyoruz. Belli dalgalanmalar var. Bakın boyada belli dalgalanmalar var. Bunu yok etmek için dördüncü katı tozlama şeklinde atıyoruz. Üçüncü katta kapanmazsa tekrar bir kat daha atabilirsiniz. Yani kapatana kadar en son katta da şu dalgalanmayı almak için tozlama yapıyoruz. Aynı birinci kattaki gibi böyle tozlama yapıp şu dalgalanmayı, işte bazı yerlerde ton dalgalanmasını alıyoruz. Uzaktan bir şekilde tozlamamızı yapıyoruz.
Tozlama bu kadar. Şöyle bakıyoruz, bir dalgalanma falan var mı? Şurada bir küçük yer var. Oraya da küçük bir toz attım. Tamamdır sevgili arkadaşlar. Vernik için parçamız hazır. Şimdi vernik aşamasına geçiyoruz. Vernik aşamasını baskılı bir şekilde vuruyoruz. Mutlaka çalkala çalkala basacak şeklinde doldura doldura, yani %50 %50 kapata kapata parlata parlata vuruyoruz. Vernikte şöyle bir şey var. Sprey boyalardaki vernikler tek kat attığınızda parlatarak çok çabuk kurur. İki kat attığınızda biraz geç kurur. Bilginiz olsun. Şimdi baskılı bir şekilde uç köseden başlıyorum. Küçük alanlar şeklinde kapata kapata gidiyorum. Tamam sevgili arkadaşlar, verniğin ilk katı böyle. 15 dakika bekliyoruz. 15 dakika sonra ikinci katını vuruyoruz verniği. Sevgili arkadaşlar, şimdi son aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada da olabildiğince parlak geçmeye çalışın. Şimdi ilk kat biraz mat, görüyorsunuz. Şimdi ikinci katta bunu tamamen parlatmamız gerekiyor. Biraz daha yoğun ve baskılı, kapata kapata. Şöyle gördüğünüz gibi işlem tamam. Şöyle mat gördüğünüz bir yer varsa oraya biraz daha yüklenebilirsiniz. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar, boyama işlemi burada son buldu. Şöyle gösterelim. Parçamız böyle boyadıktan sonra şöyle bakın. Tozlar var. Onları tabii ki bir 7-14 gün sonra 2000-3000 zımpara pastacılarıyla o tozları alabiliriz. Ya, sprey boyayla oluyor. Bir problem olmuyor sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, videomuz burada son buluyor. Bu aşamaları detaylı bir şekilde size anlattım. Bundan sonraki aşamada bir iki hafta sonra 2000-3000 zımpara pastacılığa yapmaktır ve tozlarını almaktır. Eğer ki imkanınız var ise profesyonel bir boyacıdan destek alıp boyamanızı, ben boyatmanızı tavsiye ederim. Bu işler için hani ben yapabiliyorum, elimden geliyor diyorsanız detaylı bir şekilde anlattım. Bunlardan faydalanıp güzel bir şekilde çıkarabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken konu şudur. Bu gri ara renklerde mutlaka bir ton farkı olacaktır. Spreyi boyayla boyadığınızdan dolayı, havalı sistem olmadığından dolayı. Bizimkinde de böyle oldu zaten. Bir ton farkı oldu. Koyu bir ton düştü. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Destek amaçlı abone olmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.